Uluslararası gündemle karşınızdayız. Bugünün dış haber başlıklarını konuklarımla birlikte sizlere aktaracağız. Semir Hafız, Suriye Türkmen Meclisi eski kurucu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci, aynı zamanda tarihçi Hakan Kekeç, Türkaz Medya Grubu'ndan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Mali'de bir askeri müdahale, bir darbe oldu. Onun yankıları devam ediyor. Dünden beri aslında sabah saatlerinden itibaren bir hareketlilik başlamıştı. Akşamında o darbe bir şekillendi. Evet. Ama hala daha bazı şeylerin net olmadığı da söyleniyor. Çünkü evet, ordu içerisinde bir önemli bir grup askerin bu kalkışmaya destek vermediği iddia Darbecinin ediyor. Adı dahi yok. Yani böyle belirli bir böyle hani evet, şudur. Şimdi tam biz Fransa'nın 2013 sonrası oradaki müdahalesini görmüştük. O dönemler çok duyuyorduk Mali'nin ismini. Öte taraftan bu son dönemde de Libya'daki hadiseler, Libya'nın çok ön plana çıkıyor olmasıyla birlikte Libya'nın hemen kuzeyindeki Afrika bölgeleri, Afrika ülkelerinin de adları daha fazla duyulmaya başlamıştı. Ve burada da yine Fransa'nın eski bir sömürgesi olarak yine Fransa'ya karşı yapılan bir halk ayaklanması da vardı. Bir, daha doğrusu gösteriler vardı, protestolar vardı. Tam bu esnada bu askeri müdahale gelince hani Fransa'ya karşı bir darbe mi oldu şeklinde yorumlar da geldi. Ama aslında sağdaki manzaraya baktığımızda da herhalde böyle bir şey söylemek için çok erken. Şöyle Mali'nin şöyle bir özel durumu var. Mali Afrika'nın en kritik stratejik bölgelerinden biri. Ve az önce takdim ederken de teşekkür ederim. Tarihçi dedim. Mesela tarihte Mali Afrika'nın en zengin bölgesi olarak biliniyor. Yani Mali'de büyük bir imparatorluk vardı. Çok büyük bir İslam imparatorluğu vardı. Ve daha sonra sömürge döneminde Mali soyuldu. Fakirleştirildi. İşte beyin göçü vesaire gibi kaynaklarının sömürülmesiyle Mali diğer Afrika ülkeleri gibi aciz bir duruma düştü. Ama Mali kendi kendine yönetebiliyorsa, Mali kendi kendini yönetebiliyor olsa Mali bugün belki dünya yıldızı ülkelerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir ülke. Öylesine zenginlikleri mevcut. Evet, öylesine zenginlikleri mevcut ve insan kaynağı olarak da işte düşünce biraz şeyden ayrılıyor. Nasıl diyeyim size? Biraz tam böyle klasik bir aslında şey ülkesi diyemeyiz. Yani üçüncü dünya ülkesi diyemeyiz. Yanı başındaki Nijer'den farklı. Farklı, evet. Yani daha eğitilmiş, öyle diyeyim. Yani daha eğitilmiş bir insan kaynağına sahip. Hani kültür medeniyeti var. Kültür medeniyeti var ve bir tarihsel bilinci var Mali'nin. Evet. Yani Mali insanının bir tarihsel bilinci var. Bu anlat yani bir Mali sultanı işte bu Sunni Abbasi halifesine ve Memlük halifesine Memlük sultanı harçlık verirdi hacca giderken. Yani o kadar zenginlerdi. Şimdi Mali'nin bu durumda olması tabii ki başta Fransa ve İngiltere gibi sömürge ülkelerinin, sömürge imparatorluklarının yaptıklarıyla ilgili. Tabii şimdi buradaki askeri müdahale çok temelli bir uyanış olduğunu söyleyemeyiz. Yani ya da bunu söylemek için çok erken ya da şimdi böyle bir tablo yok. Sosyal medyada işte Fransa'ya karşı ayaklanıyordu insanlar. Cumhurbaşkanı da Fransa'yı destekleyen bir adamdı. O yüzden bu darbe Fransa'ya karşıdır. Hatta işte bu darbeyi işte Türkler de organize etti, desteklediler falan diyen var. Ama baktığımız zaman mesela Rusya'nın adı hiç çıkmıyor, Almanya'nın adı hiç çıkmıyor, hiç anılmıyor. Mesela onlarla ilgili de aslında bir şüphelerin olduğu aşikar. Ben Türkiye adını şundan dolayı ortaya çıktığını düşünüyorum. Şu an Fransa'da bir Fransa hükümeti, Fransa devleti ve Macron başta olmak üzere Türkiye'yi bir şeytanlaştırma projesi gidiyorlar. Evet. Özellikle Akdeniz üzerinde. Şimdi Fransızlar üzerinden. Özellikle bunu dün sosyal medyada Fransızca hesaplarda acayip derecede paylaştılar. Evet. Mali'deki darbeyi Türkiye yaptırdı diye. Evet, çünkü bu bir yani bu şunla ilgili işte Türkiye'yi serbest bırakırsanız, Türkiye'yi rahat bırakırsanız işte bunu yaptığı gibi şeyler yapar. Evet. Darbeler organize eder, kontrolü ele geçirir. Avrupa'da huzur bırakmaz, Afrika'da huzur bırakmaz. Propagandasının bir payı olarak bunu Türkiye yaptı diyorlar. Ben Türkiye'nin parmağı olduğunu, ben bunu karikatür bir iddia benim olarak bildiğim şu var, yani. Mali ordusu üzerinde Türkiye'nin herhangi bir etkisi yok. Başka ülkelerin var. Öte taraftan Mali Cumhurbaşkanı Fransa'ya yakın bir isim diyorlar, Türkiye'de yakın bir isim diyor. Ama Macron çok üstünde durdu. Evet. Ve ona da eleştirdi ve istifa etmesine de karşıydı. Evet, i̇stifa etmedi. Evet. Acaba diyoruz ki burada bir başka bir danışıklı dövüş bir var. Bir şey var. Burada Afrika'da birbirimize bir arada sıkıştırılmış bir başka ülkeler de var. Öyle bir ablukaya mı alınıyor acaba?
şey parmağı var mı diyoruz, emirliklerinde parmağı var mı diyoruz ama ben hala Türkiye'nin belki bir direkt olan bir hareketi olmasa da bile belki sempatizan olabilir bu durumdan sonra Mali ama bütün sıkıntı... Mali halkının Türkiye'ye karşı bir sempatisi var. Mali'nin yönetiminin de vardı. Bakın Mali ile birlikte yine de bir ikinci sıkıntı olacak olan beklenti Moritanya. Evet. Moritanya da burada. Acaba orada bir güç kavgası var mı Afrika'da, Batı Afrika'da? Orada bir müddet sonra ortaya çıkacak bu. Evet. Yani bu biraz şey gibi aslında, biraz hani hala Arap Baharı etkisinin genişliği olması ile ilgili. Arap Baharı şeyi bana göre daha kapanmadı yani, Arap Baharı kapısı. Artık bahar gibi bahar de, ismini kullanıyoruz ama işte tabii. İsmini kullanıyoruz ama şey olarak klişeleşmiş. Kapanmadı değil, çok zayıfladı artık. Çok böyle. Ama Rusya'nın girişinden evet, sonra işler tamamen çok... Ama rüzgarı sanki diğer ülkelere yavaş yavaş böyle bir şey yapıyor. Pek de olacağı gibi gelmiyor bana ama ancak öyle siyasi hareketler, artık öyle halkın ayaklanması gibi bir şey bastırıldı. Bütün ağır olan bölgelerde hep kendi adamlarına yerleştirdiler. Evet, şu an zaten bu bir böyle az önce söylediğim gibi böyle bir uyanış hareketi, bir halk hareketi gibi durmuyor. Yani tanımlayamıyoruz. Mali'den dolayı. Evet, Mali'de. Yani Mali belki değişiktir. Bu burada biraz daha beklememiz lazım. Evet, anlamamız lazım. Için. Evet. Bir de olayın gidişatını da beklemek lazım. Yani evet, nasıl? Sebeplerini tabii ki beklenecek de bir de ne olacak yani? Tam ne olacağı da belli değil. Aslında çıkıyorsa bu iyidir aslında. Evet. Onu da yani. Başka bir klik de olabilir. İşte başka bir klik olarak da işte Ruslar konuşuluyor. Yani Almanya'nın da orada etki alanına sahip olduğu bir liderlerinden bir tanesinin az önce yayından önce konuştuğumuz gibi Suudi Arabistan'da eğitim görmüş Vahabi bir imam olması. Mesela ayaklamanın liderlerinden biri. O zaman işte o İmam Diko muydu? İmam Diko'nun bir işte Vahabi olması. O mesela enteresan bir ayrıntı. Evet, enteresan bir ayrıntı. Bu şey de olabilir. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa'ya karşı bir pazarlık şeyi de olabilir. El yukarıya kaldırıyor da olabilir. Bunlar için çok erken yorumlar. Bir de Mali'den böyle çok şey gelmiyor. Sağlıklı resmi bilgiler gelmiyor. Bir sosyal medyadan besleniyoruz. Fransa'dan takip etmek gerekiyor ona. Fransa çok menfi yaklaşıyor tabii ki ve taraflı yaklaşıyor. Mali ile ilgili söyleyeceklerim benim şu an için tablo bu. İkinci başlığımız Paris. Dün gece Paris'te bir futbol maçı sonrası Paris Saint Germain taraftarları sokağa döküldüler. Evet. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı Paris Saint Germain. Rakibini işte 3-0 mağlup etti. Ve tabii koronavirüs salgın falan derken kutlamalar yasaktı ama kimse kutlamaların engellenmesine müsaade etmedi. Yasak dinlemedi daha doğrusu Fransız taraftarlar ve topluca sokaklara döküp o zaferi kutlamaya kalkışınca polislerle göstericiler arasında tıpkı o sarı yeleklileri andıran aynı yerde yine Şanzelize'de tıpkı o sarı yeleklilerle polisin çatışması gibi çatışmalar meydana geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te izliyoruz işte polis araçlarına yönelik saldırılar. Ben Fransa'daki dertlerden çirkin bir söz kullanacağım ama Fransa'da ne olduysa Fransa'da bir söz var. Je m'en fous demek bana ne diye istediklerini bilmez. Aslında evet bana ne diyebileceğimiz... Biraz çirkin bir söz Fransızca ama bu hak ettiler. O zaman hani ne halleri varsa görsünler diyebileceğimiz yani, şeyler aslında birkaç gündür Suriye'de de oluyor. Efendim? Ne halleri varsa görsünler diyebileceğimiz bazı şeyler bu kadar... Suriye'de de son birkaç gündür sıklıkla görüyoruz. Mesela dün şunu gördük. Deir ez-Zor'da, Suriye'de Amerikan askerleriyle Esed rejiminin askerleri çatışmışlar. Aralarında bir husumet var, bir çıkmış. Arkasından Amerikan askerleri bir Esed askerini öldürmüş. Kuyu kavgası. Bir tanesini yaralamış. Evet, kuyu kavgası. Bir de bir şey var, geçiş yeri de var, geldi de uçaklarda da bombaladılar. Bugün de bakıyoruz, iki Amerikan İHA'sı, bir de Rus İHA'sı düşmüş. Bu da çok enteresan geldi bana. Amerikan İHA'ları İdlib'de düşüyor, Rus İHA'sı Deir ez-Zor'da düşüyor. Yani artık, Sevil abi çok hani anladı mesajı burada. Artık burada size söyleyeyim. Kim bizden olmayan uçak varsa veyahut İHA varsa onu indiriyoruz artık. Ondan kim gelirse Amerika'da. Amerikalılar bizim İHA'lar birbirleriyle çarpıştı diyorlar. İdlib'de. Hani İdlib'de keşif yapıyorlarmış. İdlib'de Amerikan İHA'sı neyi keşfini yapıyor? Rus İHA'sını da Deir ez-Zor'da o da uçmasına ne iş yapıyor? Tabii orada ne iş dediğim yapıyor? Gibi bizim orası artık PKK Amerika mıntıkası hani Deir ez-Zor. Amerikalılar öyle
adlandırıyorlar. Bunlar yoksa birbirine mi şey ediyorlar? O da ben evet. Şaşırmam. Suriye'de yani, çok garip şeyler oluyor Semir Hafız. Yani şöyle bir şey. Yani Amerika'nın İdlib'deki Rusların ne yapmak istediği de görmek istiyor. Ruslar da Deir-Zor'da Amerikalılar ne yapmak istediğini burada bu İHA'larla öyle izah edebiliriz. Veyahut bizimkiler de birazcık bir şey becerip derler. Şimdi İdlib'de Rus saldırılarının arttığını görüyoruz. Rejim destek. Ama ben İdlib'de de Rus İHA'sı da düşürüldüğünde filminde gördüm. Evet. Ama bu Amerikan mıydı benim bildiğim? O iki tane çarpışan Amerikan İHA'sı. O yok bir tane. Bir tane de Rus. Orada Deir-Zor'da zannedersem. Dün gündüz saatlerinde düşen. Evet. Gündüz. Şimdi yani son 24 artık, saatte ciddi bir hareketlilik var Suriye'de. Ben şimdi sebebini şu söyleyeyim. Bugün İdlib konusunda ve de Cebel-i Zaviye konusunda bir Rusya, İran, Suriye rejimi bir büyük bir hazırlık içinde. Ve çünkü Rusya hep söz veriyordu Esad'a, İdlib'i de geri alınacak. Yani hiçbir zamanda Suriye'nin kuzey doğusundaki Deir-Zor veyahut Hasike veyahut Kamişli veyahut Amerikalıların bulunduğu PKK, PYD'den bahseden yok. Ama bütün ağırlıkları şimdi İdlib'den evet. geri almak için. O zaman için. M4 karayolunun kuzeyine kadar geçmeyi mi planlıyor Rusya? Bence böyle bir hazırlık var ki. 5 Mart'taki Moskova uzlaşısını da yerli eksan mı edecekler? Hatta benim bildiğim Moskova'da durdurdu şimdi şeyi de bu bir olaydan sonra. Bu durdurdu ama bence çok büyük bir hazırlık var. Hatta bir haber geldi. Bir doğruluğunu hiçbir şekilde daha gelmedi bize. Mısır'dan gelen güçler de var İdlib'de. Hmm. Yani Mısır'dan 150 asker gelmişti Mısır'a. 150 asker değildir. Daha fazla tamam, hatta tamam. ağır vasıtalar da geldiğini söylüyorlar. Yani bu Türkiye ile karşı karşıya getiriyorlar. Hatta Kesebe kadar geldiklerini de iddia eden var. Kesebe dediğiniz yer zaten tam bizim Türkiye sınırı. Bizim Yayladağ'dan 2 kilometre evet. uzakta. Libya'ya karşı yaptıkları bir şey gibi görünüyor. Efendim? Libya o. Yani bir sıkıştırma var Türkiye'deki Türkiye'de bunu. Bu da yani, bir şekilde o 150 askerden mi de olayı daha fazla evet. mı? Onun için Mısır askerleri şu an Türkiye sınırına kadar ulaştı diyorsunuz. Ya yani. Ben onlara da çok önem vermiyorum. Önem verdiğim şu, çok büyük bir silah ve mühimmat ve de asker yolu. Ama buna karşılık TSK'nın da çok ciddi bir oraya sevkiyatı var, o bölgeye sevkiyatı var. Onda da görüyoruz. Onda da sık sık görüyoruz orada sevkiyat olduğunu ama evet. gerçekten çok büyük bir taarruz şeklinde olabilecek. O zaman Ruslar, bu Amerikan İHA'ları da İdlib'de herhalde oradaki hareketliliği gözüküyor. Onu da öyle düşünüyorum ama yani, ama tabii birbirleriyle çarpışıp mı düştüler yoksa birisi gidip o ikisini de birden vurup mu düşürdü? Onu bir şey diye önemli olan düşürmesini çarpışma bence o kadar da aptalca bir şey yap olacağı gibi gelmiyor bana. Evet. Hani ama İdlib'de yakında çok bir büyük bir hücum bekliyoruz Rusya, İran ve Suriye tarafından. Peki Rus general öldürülmüş Deir-Zor'da. PKK, PYD bir taraftan Amerika onları kolluyor. Petrol anlaşması yaptılar. James Jeffrey dün o petrol anlaşmasının öneminden bahsetti. Önemini vurguladı. Tam bu süreçte Amerikalılar rejimin güçleriyle çatıştılar. Ve arkasından Ruslar devreye girdi. Bir Rus konvoyu ilerlerken bir patlama oldu. Patlayıcı infilak ettirilmiş. İnfilak etti. Bir Rus generalde iki asker ölmüş. Onu da hala bu infilak kimse üstlenmedi ama yan yoldaki yerleştirilmiş bir patlayıcı. Evet. Ama daha hala bir açıklaması da gelmedi. Evet. Bilmem evet. siz bir şey geldi mi duydunuz ama ben çok araştırdım. Onun hakkında öyle bir... Bizim de yaptığımız haberlerimizde Deir-Zor'da Rus konvoyu ilerlerken el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş. İşte. Bir Rus asker ama ölmüş. Ama bu bence bu kadar... Bir Rus general ölmüş, iki Rus asker ölmüş. Bu kadar basit bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben. Evet. Daha fazla bir derinliği daha var. Daha fazla bir derinliği. Çünkü niye bir o kadar yüksek subay, o dereceli bir subaya da oradan geçmesi de evet. o ve bu kadar uzakta kendi bulunduğu bölgeden. Evet. Çünkü Ruslar Deir-Zor'da değiller. Evet. Çok uzaktalar. Zaten burada dikkat çekici olan kısım o. Yani İdlib ve Deir-Zor birisi Fırat'ın bir kanadı, diğer yakası. Ve çok, bunlar Amerikalılarla, Ruslarla onların tabirleriyle bizim mıntıkamız diye adlandırdıkları bölgeler. Için, acaba, ama ters bölgelerde İdlib'de Amerikan İHA'sı düşüyor. Deir-Zor'da Rus konvoyuna saldırı ve Rus general ölüyor. Enteresan. Ya acaba Rus-Amerikan karşı karşıya geldiği bir ortam mı oldu? Yahut bunun öldürülmesi... Ara sıra karşı karşıya geliyorlar devriye araçları vesaire ama falan ama... Bu kadar çatışmaya gidecek kadar zannetmiyorum ama burada evet. çok hassas bir durum var. Dediğim gibi yine de İdlib'in düşmemesi için belki Amerikalılar da bunun işinlerine de gelmiyor. Bugün evet. bu durumda gelmesi
Bakalım ne nereye kadar yani ama. Devrim zoru bir kenara bırakacak ama olursak. Ama bu generalin ölmesinin hikayesi daha belli değil. Evet. Devrim zoru bir kenara bırakacak olursak aslında bizi daha yakından ilgilendiren mesele İdlib meselesi. Evet. Ve İdlib'de de İdlib'in her geçen gün her geçen saat daha çok kaynadığını da görüyoruz. Dediğiniz gibi rejim askerleri, İran'ın militanları, Mısır'ın askerleri, Rusya'nın oradaki hava desteği, İdlib'de tansiyon her geçen saat daha doğruğa çıkıyor. Neden önemli? Bu bilhassa bizim Türkiye için önemli olan şu, İdlib'deki 4 milyon kişi var İdlib'i olmayanlar. Bunlar Halep'ten gelenler, Şam'dan gelenler, diğer yerlerden. Eğer şayet İdlib yine de eline geçerse rejimin veya Rusya'nın yardımıyla bu 4 milyon kişinin en azından 1 milyonu en yakın fırsatta yine Türkiye sınırlarına sığınacak. Evet. O da bize bir baskı olayı var orada da. Evet. O baskıdan dolayı biz de bunu muhakkak ki üstüne durdurmamız gereken bir şey var. Yoksa bu sıkıntı da hem İdlib'de hem Suriye'nin içinde hem de onların da artık kazandıkları bir savaş zannederek de bizi de çok bence sıkıntılı bir duruma düşebiliriz Türkiye'de. 1 milyon kişi daha kaldıracak bir durumda değiliz. Evet. Artık bunu nasıl savunacağımız da onu artık ben askeri olarak bir şeyim yok ama çok önemli adımlar atılıyor bu konuda. Evet. Bugün sabah gündem çıkartırken İsrail gazetelerine göz atıyorum her gün olduğu gibi. Jerusalem Post'ta bir haber gördüm. Çok dikkatimi çekti. Temple Mount. Evet şu an tabii Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın Ankara'da bir açıklaması var. Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.